Arkadaşlar selamun aleyküm. Antalya'da çok şiddetli bir yağmur var. Gördüğünüz gibi, ama konumuz bu değil. Konumuz şu, dükkanın hali. Biliyorum otomobillerle ilgili videolar bekliyorsunuz. Arızalardır, şunlardır, bunlardır ama şu anda bu tarz video atacak durumda değilim çünkü dükkanın tadilatındayım. Yani bu konudan dolayı sizlerden özür diliyorum. Şunu paylaşmak istedim sizinle arkadaşlar. Benim bir kaynak makinem vardı, memleketteydi. Onu gönderdiler. Onun yanına tüpümü de aldım. Allah'ın izniyle tezgahtır, ara bölmedir onları kaynatmaya başlayacağım bugün. Sizlerle de paylaşmak istediğim bu makineyi ben Rusya'dan getirmiştim. İşte şu anda telini falan bağladım. Hortumunu bağlayacağım. Burada onun şöyle bir kafası var. Artık buna ne diyorduk? İsmini de unuttum. Yani gerçekten şu anda unuttum bunun ismini. Zaten bilenler biliyor. Tüpün kafasına takılıyor oradan. Şartlandırıcı. Evet, bunun adı şartlandırıcı. Basıncı ayarlıyor bir nevi. Tüpün içinde ne kadar basınç kaldı onu görüyor. Ucunun telini bağladım. Biraz temizledim falan. Bayağı bir kirlenmiş. Bu işlerle uğraşıyorum. Takımlarım falan olan kendi takımlarım. Henüz herhangi yeni bir şey almadım. Burada işte bunlara falan bir dolap yapmam gerekecek. Demirciden demir profil alıp şuraya bir tezgah kaynatacağız. Tezgahımızın gözüne, dolabına, üstüne takımlarımızı dizeceğiz. Allah'ın izniyle bu hafta liftim de gelecek. Liftimiz de geldiği zaman inşallah buraya kuracağız. Yani yılbaşına kadar vaktimiz var. Zaman gittikçe daralıyor tabii ki. Artık ne kadar yetiştirebilirsek, tamir işi, boyadır, badanadır zaten. Çok şükür bitirdik gibi bir şey. Ustalar bugün sabah kahvaltıya geldiler. Ziyaretime sağ olsunlar. Sanayiden birkaç değerli ustam. Erol Usta, Erkan Usta. Yani yavaş yavaş bir şeyler oluyor. Tuvaletle alakalı, lavaboyla alakalı zaten bir video yaptım biliyorsunuz. İşte buradaki çirkin görüntüyü falan gidermek adına. Şöyle göstereyim. Bir şeyler yapıyorum. Şimdi kaynak makinesini devreye sokacağım ve onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şu kafayı bağlayayım. Ondan sonra hortumunu takacağız. Yağmur da bu arada doluya çevirdi ve felaket bir gök gürültüsü, fırtına. Sonumuz hayrola inşallah. Gittikçe şiddetleniyor. Şu anda yanımda biri olsa beni duymaz o derecede. Dükkanın üstü zaten saç. Saç olduğu için dehşet bir ses var. Şurada bir yer var. Yani çok şiddetli bir şekilde yağmaya devam ediyor arkadaşlar. Buna bakar mısınız? Şartlandırıcıyı bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir plastik çantası var. Herhangi bir kir olmamasına dikkat ediyoruz. Ve oturduğu yüzeyin düz olmasını dikkat etmemiz gerekiyor. Düz olması gerekiyor oturduğu yüzeyde. Herhalde şu şekilde bağlarız. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi şu hortum bağlantısını bağlayacağım. O da yine bunun içinde komple, takımın içinde geliyor zaten. Bunun
şöyle konik bir bağlantısı var. Herhangi bir kulak alanı ihtiyacı yok. Direkt buradan. Bizim araçlarda kullandığımız enjektör mantığıyla aynı. Evet, şuradan bir anahtar alayım ben 19. Herhalde 19'dur ya. Bu arada yağmur hala devam ediyor. Şiddetli bir yağmur Antalya'da. Şöyle bir hortumu var. Çok sağlıklı bir hortuma benzemiyor ama gerekirse bunu artık değiştireceğiz. Bir tornadoyla sıkalım. Takımları henüz hepsini açmadığım için iyi bir tornado da bulamadım. Elimdeki tornado çok dandik. Ucu kırılmış. Buldum bir tornada. Sağlam bir tornada buldum çok şükür. Önce şurayı kapalı vaziyette bunu açayım. Bu zaten bildiğimiz oksijen arkadaşlar. Patlayıcı bir gaz değil. Evet, sonuna kadar açtık. Burada 50 diye gösteriyor. Bunu tutmamız gereken bu kaynakta arkadaşlar 9 ile 10 arası. Diyebiliyorum. Yani şöyle hafif açtık mı oluyor. Tam olarak açayım mı? Kaça kadar gidecek görelim. Yani 32'ye kadar gidebiliyor. Kısacağız 9 ile 10 arası 0.8 telde tutmamız yetiyor. Şöyle şunu açayım. Ayarını öyle yapalım. Evet. 32 şu anda. Şimdi 9'da bıraktım. Şurayı göster. 9 ile 10 arası. Tamam, bağlantısı bu kadar. Şimdi kaynak yapmayı deneyeceğim. Bakalım yapacak mı? Cihazımızda herhangi bir sorun var mı? Bilmiyoruz. Bunun da burada 2 tane tüpü var. Kabloyu çok kısa yapmışlar. Eksik tüpün altına bağlıyoruz. Evet. Demir parçası olur. Kaynak yapıyorum onu denemem gerekecek. Demir parçası olur geliyor. Buradaki ayarları zaten kaynak yapacağınız yere göre değişiyor. Metalin kalınlığına göre. Onun için sadece çalışıyor mu çalışmıyor mu. Burada kaynak izleri var daha önce yapmışlar. Oradan bitik alacağız. Yeterli. Yani çalışıyor çok şükür. Onunla devamında arkadaşlar maskem var, maske aldım, eldiven aldım, onları da göstereyim sizlere. Şöyle bir solar maskem var. Maske çok önemli çünkü. Gördüğünüz gibi şöyle bir otomatik maske aldım. Bu maske da eldivenlerimiz. Eldiven kullanmak şart yoksa her tarafınız yanar. Onları da şöyle şuraya koyayım. Burada taş motorunu kullanacağımız taşlar. Daha önce taş motoruyla çalışırken bazı tepkiler olmuştu. Şimdi kendime ait taş motorunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi ışın altına gel. Forması da var, tutacağı da var, her şeyi
tam tekmil ben bu şekilde çalışacağım bununla. Yani olması gerektiği gibi. Bunu da Rusya'dan getirmiştim. Kaynak yaparken kullanacağımız malzemeler bunlar artık bile. Taş motorunu kullanırken şöyle bir gözlüğümüz var, bunu kullanmayı ihmal etmiyoruz. Çapaklar çünkü gözümüze gelebilir. Bu şekilde gözlerimizi korumamız şart arkadaşlar. Kaynak yapmaya hazırız. Şimdi malzemelerimizi alıp kaynak işlerine başlayacağız. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz inşallah.